Arkadaşlar bu videoda size tamamen sizin lokal bilgisayarınızda çalışan, CPU'nuzu kullanan, eğer elinizde kaynağınız varsa GPU'yu da kullanabildiğiniz, sesten metine dönüştürme işlemini yapan, aynı zamanda bu dönüşümden sonra çeşitli dillere çevirisini de yapan bir uygulamadan size bahsetmek istiyorum. Bu uygulamanın adı Whisper ama bu yanıltıcı olabilir. Şöyle ki aslında bunun direkt şöyle kitap sayfasına bir gidelim. Buradan dalanalım. Bu arkadaş birkaç tane aracı bir araya getirip lokal bilgisayarınızda Docker, kompozu ayağa kaldırdığınızda çalışan, çok da stabil çalışan gördüğüm kadarıyla bir e, uygulama yapmış. Yani birkaç aracı bir araya getirmiş. Bu araçlardan bir tanesi Faster Whisper adındaki Python e, library'si. Bu alt tarafta OpenAI'ın Whisper adındaki şeyini kullanıyor, modelini kullanıyor aslında ama onu kullanırken daha performanslı hale getiriyor ve aynı zamanda sanırım işte hem CUDA desteği sağlıyor hem de normal CPU'larda bu modeli kullanmamıza olanak sağlıyor. Bu da Whisper'ın official GitHub sayfası, OpenAI'ın zaten dediğim gibi bir modeli. Bu da şunu yapıyor aslında temelde Whisper dediğimiz şey. Sizin vermiş olduğunuz ses dosyasından e, transkript çıkartıyor. Yani sizin konuştuğunuz şeyleri metne dönüştürüyor. Dediğim gibi yukarıya doğru geldiğimizde de bizim bugün inceleyeceğimiz Whisper e, adındaki alet buna bir interface yapmış arkadaş. Metinden daha doğrusu özür dilerim sesten metne dönüşüm yapıyor. Bu yapmış olduğu dönüşümü de ikinci bir alet kullanmış. Adı neydi? Libra Translate diye Bununla beraber de çeviri işlemini yapıyor. Hatta ben direkt size göstereyim bunu. Şöyle ben lokal bunu Docker'da ayağa kaldırdım. New Transcription diyorsunuz. E, i̇sterseniz direkt YouTube URL'ini de verebiliyorsunuz. Ben verdim çalışmadı. Muhtemelen bir ayarı falan vardır. Çok da debelenmedim açıkçası. Şöyle kendi videolarımdan bir tanesini MP3 olarak veriyorum. Buradan modeli seçiyorsunuz. Lang -dili seçiyorsunuz ya da otomatik algılıyor. Buradan da CPU ya da GPU seçiyorsunuz kurulum yaparken size şey söylüyor zaten. GPU mu kullanacaksın, CPU mu diye. Şu anda transkrip, transcription işlemini başlatıyor. Bu biraz zaman alıyor bilgisayarınızın konfigürasyonuna göre. Ben buraya nereden geldim? Biraz ondan bahsedeyim. Emre Sandıkçı diye bir arkadaşım var. Hafta sonu Trabzonspor'un maçı vardı. Vakit geçirmek için güzel bir yeşillik alanda yürüyüş yapmak istemiştim. Emre'ler de orada oturuyordu. Emre'yle konuşurken şey dedi işte konu şeye geldi. Videoların altyazılarına falan. İşte ben YouTube'un bu altyazı mekanizmasını hiç kullanmamıştım. Çoklu dil desteğini hiç kullanmamıştım. Emre'yle biraz konuştuk. Emre dedi ki abi işte arama motorlarında işte yabancılara da eğer İngilizce başlık, açıklama girersen görünür falan. Orada birkaç bir şey gösterdi bana. Dedim ki bir deneyeyim. Oradan bir girdim. Zaten YouTube'un kendisi otomatik biliyorsunuz çeviri yapabiliyor. Sonrasında işte ona bak buna bak derken iş buraya kadar geldi. Bunu kullanmadım açıkçası ama Görünce çok hoşuma gitti. Dedim ki siz de bu uygulamayı paylaşayım. Belki işine yarayacak olan insanlar olur. Birkaç formatta dışarıya transkripti verebiliyor. Bir altyazı formatında da verebiliyor. Bir JSON formatında da veriyor. Sanırım CSV formatında da veriyor. Biraz sonra görürüz zaten. Dolayısıyla dediğim gibi self-hosted olduğu için birçok yerde bence kullanılabilir eğer böyle bir ihtiyaç varsa. Biraz bekleyelim. Ben videoyu keserim şimdi buradan sonrasını. Bittiğinde geri gele geleceğim zaten. Bu kadar sürüyor mu ya? Tabi burada her şey para çok omen. Bu hizmeti OpenAI'nin kendisi de veriyor ama tabi bir maliyeti oluyor bunun. Dediğim gibi hobisel işlerde kullanılabilir ya da bunun üstüne birazcık daha birkaç mekanizma daha bindirilip belki bir uygulama haline getirilebilir. Ama gayet stabil çalışıyor benim gördüğüm kadarıyla. Tek sorun işte benim gibi eğer tek direkt CPU ile bu işi yapmaya çalışıyorsanız bir miktar vakit alıyor. Alsın yapacak bir şey yok. Şöyle repo'ya bakalım bu yapana kadar. Bu arada bu arkadaş bunu şu V4 branch'inde sıfırdan şey yapıyormuş, implement ediyormuş. Go'da yazılmış bu alet. Şöyle kendine tıklayalım. Yanlış hatırlamıyorsam Go'da yazılmıştı, aynen. Go'da yazmış bunu. Docker file'ına da bakalım. Vaktimiz var ne de olmazsa. Şöyle Compose'a bakalım. Çok da bir şey yok içinde. Bir tane MongoDB var. İşte translate, yapa translate işini yapan Libre Translate adındaki alet var. Whisper'ın kendisi var. Başka da binane yok. Başka da binane yok. Bir de front end'in olduğu şey var. E, uygulama var. Onu neyle yazmış mesela? Ona bakalım iki dakikada. Bu arada bu halde yapıyor. Bunu neyle yapmış? Svelte'le yapmış. Yani gayet güzel. 2 yıl önce ha bayağı eski bu alet. Star'ı da 2.8 çok önemli değil. Evet. Dönüştürme işlemini bitirdi. 1512 tane kelime varmış. 11 dakika 20 saniyeymiş videonun sesin süresi. Bu arada bu bir ses dosyasıydı. Ses dosyasını da çeşitli araçlarla biliyorsunuz. Youtube'dan eğer bir Youtube videosuysa bu. Sadece ilgili videonun URL'ini veriyorsunuz. Size MP3 olarak ya da MP4 olarak herhalde ses dosyasını alabildiğiniz çeşitli araçlar var. Burada Edit dediğinizde gördüğünüz üzere bütün şeyleri çıkartmış. Video içerisinde geçen konuşmaları diyeyim. Burada süreleri de var. Ne zaman hangi cümleler sarf edilmiş. Karşısında da işte uzunluğu falan var. Buradan editleyebiliyorsunuz. Yukarıya aşağıya taşıyabiliyorsunuz. Tekrar bölebiliyorsunuz. Burada başka ne varmış? Otosave falan var. Geri geldim. Burada Download'a tıkladığınızda SRT formatında VTT diye bir format var, ne olduğunu bilmiyorum. İndirebiliyorsunuz, medyayı indirebiliyorsunuz. Şey söylemedim tabii, Text Language diyor. Şu anda ben sadece TR'yi görüyorum şu listede. Şundan dolayı, bu Environment dosyasında bu uygulamanın Şöyle tıklayalım. Hangi dillerin destekleneceğini siz veriyorsunuz. Sonrasında onu kendisi indirip zaten şey yapıyor, kullanmaya başlıyor. Onu da görmüşken söylemiş olayım. Burası da böyle. Dönüştürme işlemi bittikten sonra şurada Translate düğmesi var. Tıklıyorsunuz. İngilizceyi seçiyorum. Dediğim gibi ben sadece Türkçe verdiğim için e, Türkçe'den İngilizce'ye şu anda Translate edebiliyor bunu. Translate diyorsunuz. Şimdi Translate işlemine başladı. Yapsın bakalım Translate'ini de. Dediğim gibi Translate'i de Neredeydi o aletin adı? Şu altta bir yerde yazıyordu. Libre Translate adındaki şeyi kullanıyor. Ne derler? Açık kaynaklı uygulamayı kullanıyor tekrardan. Şuraya geleyim. Bu yapay zeka değil sanırım ya. Bunda AI yok. Free and Open Source Machine Translation API'miş bu. Machine Translation makine... Bu AI mi AI değil bu. Bu direkt herhalde ki çeviriyor. nasıl oluyorsa. Benim çok anladığım işler değil bu. Machine Translation ibaresini ilk defa gördüğümü söyleyebilirim yani. Neyse yapsın bakalım. Translation başlamış. 13.000 starı var. Muhtemelen bu da bayağı iyi bir alet. Şuraya tıklayalım. Tabi burada şöyle stratejiler de geliştirebilirsiniz. Buradan aldığınız metinleri OpenAI'ye verip translate ettirebilirsiniz. Ama bunların her bir tanesi maliyet. Bu tamamen e, lokalde çalışıyor dediğim gibi. Siz bunu self-hosted kullanabiliyorsunuz. Şuna tıklamıştım. Şurası açıldı. Ha, böyle bir şey bu. Çok iyi bu. Tek başına bile bu çok iyiymiş lan. Bak adam bunu satıyor görüyor musun? Abi. Abi 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 abi. Çok güzel ya. Translate işlemi de bitti. Şimdi şöyle tekrar translate'e tıklıyorum. Yok. Neredeydi o? Download'a tıklıyorum. Ha. Şimdi indirmeye tıkladığımda hem TR'si hem İngilizcesini görüyorum. Dolayısıyla buradan altyazıları ek indirip işte bir filmse bu ya da bir YouTube şey ise videosuysa YouTube'un videoları yönettiğiniz bir admin sayfası var. Oraya direkt SRT dosyasını koysanız muhtemelen artık Türkçe bir video İngilizce altyazıyla gösterime başlayacak. Şeye bakacağım. Yani şuraya geldi mi? Değil. Gelmiş. Bakın İngilizceye tıklayalım. Hello friends. In this video diye devam ediyor. Tamam. Harika. Bence çok güzel bir araç. Dediğim gibi baya stabil çalışıyor. Sadece şu YouTube meselesi çalışmıyor. Onda kesin GitHub'dan bakarsanız çözümünü bulursunuz. Bu da böyle bir video olsun. Umarım işinize yarar. Kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Diyeyim ve videoyu bitireyim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.